Selamlar arkadaşlar, Finroll'da hoş geldiniz. Ben Rıdvan. Bugün sizlerle Vampire the Masquerade Bloodlines'ın ilk oyununu oynayacağım. Daha doğrusu Let's Play'ini çekmeyi istiyorum arkadaşlar. Ancak yalnız çekmeyeceğim. Burada yanımda Anıl arkadaşım da var. Nasılsın Anıl abi? İyiyim Rıdvan'cığım, sen nasılsın? Sağ olasın, ben deyim abi. Bu korkutucu oyunda bana eşlik edeceğiniz için çok teşekkür ediyorum şimdiden. Rica ederim, oyun boyunca çok eğleneceğim. Sen Büyük bir çığlık ihtimalle sen çok atacaksın çok üstüme. eğleneceksin. Bu arada arkadaşlar, oyun tamamıyla %100 Türkçe. Karanlık dünya, ölümsüz yaratıkların insanlığın dizginlerini ebin sini hızlı geçti. Yeni bir karakter oluşturmaya yeni bir oyun başlar. Ne yapmak istersin? Oynamak istediğin vampir türü hakkında bir dizi soruya cevapla ve oyunun karakterini oluşturmasına izin var. Doğrudan karakter sayfasına git ve karakterinin klanının niteliklerini ve yeteneklerini kendin belirle. İki şekilde de belirtmek çok keyifli durdu şu anda, biliyor musun abi? Sanki buradan Ya, sorularını görmeni isterim aslında. Gayet güzel soruları o zaman buradan var. sorulara göre açalım. Şu an çok merak ettim. Karakterin erkek mi yoksa kadın mı olmasını istersin? Şimdi arkadaşlar, genelde her zaman kadın karakter oynuyorum. Ancak bu bir RPG oyunu ve biraz daha karakteri kendi yerime koyabilmek için erkek karakter açacağım. Normalde erkek karakter çok sık açmıyorum. Bir bakkaldasın ve bira buzdolabına bakınıyorsun. Sonra bir anda silahlı bir adam içeri girip kasiyere doğrultuyor silahı herhalde. Ne yaparsın? Gizlice arkadaşına yaklaşır, silahlaştırır ve bayılana kadar dayak atarım. Sessizce lavaboya gider ve kendimi içeri burada şey yok mu? Ellerimi kaldırır beklerim diye. Aa, şu çok benlik geldi iki şu anda. Bir gece kulübündesin. Hayatının en güzel anlarını yaşıyorsun ve bir anda tüm paranın bittiğini fark ediyorsun. Para yoksa eğlence de yok. Ne yaparsın? Birini ayartıp içeceklerimi ona ısmarlatırım. Doğru anı bekleyip barmen bakmıyorken hızlıca bir şişe alırım. Ha, bunu yapmam. Eve gidip bir kitap Kolay gelsin. okurum ve müzik dinlerim. Berbat bir kulüpte vaktimi boşa harcamaya kıyasla zihinsel açıdan daha zevk verici bir şey yok sonuçta. Abi 3 çok bendik bir cevap geldi ya. Bence de sen üçü yapardın. Bence de abi. Tüm gece açık bir rehin dükkanındasın ve biraz koruma işine yarar gibi hissediyorsun. Ancak fazla paran yok. Sadece tek bir eşya almaya paran yetiyor. Ne alırsın? 10 kolay ders ile kickboxing adında bir kitap. Eskimiş bir beyzbol sopası, ucuz bir tabanca. Üçünü de almama seçeneği olmaması üzücü. Değil mi? Ya şimdi bir ile iki arasında kaldım. Ya beyzbol sopası abi çok Türkvari durdu. Yani beyzbol sopasını alırım ben. Evet, yeni soru. Gece geç vakitte evine doğru yürürken ayak sesleri duyuyorsun. Arkana bakıyorsun ve bir anda birinin seni takip ettiğini fark ediyorsun. Ne yaparsın? Arkanı dönüp onunla yüzleşir misin? İzini kaybetmesi için bir ağacın arkasına mı saklanırsın? Abi buna benzer bir durum. Bir defa başıma geldi, gecenin yarısı bir adamın böyle iki arkadaş geziniyorduk abi. Bir adam gördük abi. Adam da böyle arkamızdan nasıl geliyor abi, korkup kaçmıştık şeyde. Bakmadan. Çok çok korkutucuydu. Ya Anasını satayım. adamın belki acelesi var, evine gidiyor, belki hastası var. Ya abi, bir Adam de abimiz biraz böyle siyah bir abiydi. Gecenin karanlığıyla çok böyle korkutucu gelmişti, biliyor musun? O evet. çocuk zekasıyla O kafayı oyunun yemişti. sorularında ırkçılığımızı da yaptık. Ya ırkçılık gibi değil de, yanlış anlaşılmasın da, korkutucuydu benim için. Arkanı dönüp onunla yüzleşir misin? İzini kaybetmesi için bir ağacın arkasına mı saklanırsın? Ay, iyi saklanmak, yüzleşmeyeceğim kesin, Ağacın ikiyi arkasına. seçiyorum. Ağaç arkası güzel şu anda. Sahip olman şart olan ürkütücü bir sanat parçası için gerçekleştirilmiş açık arttırmayı kaybettin. Açık arttırmayı kazanan koleksiyoncuyu tanıyorsun
Daha önce evine gitmiştin. Ne yaparsın? Ona biraz içki ısmarlayıp sonrasından bana satması için ikna ederim. Evden ayrılana kadar bekleyip yine kanatlarını bulurum. Hırsızlık vakasıymış gibi gösteririm. Sanatçıyı kötüleyen bir eleştiri yazıp yayınlatırım ve arkadaşımın sanat parçasını bırakmasını beklerim. Ya abi bu gidiş ya çok şu salata düşkün vampirlerden biri olacakmışım gibime geliyor. Fuck. Birincisi. Yeni komşumda birinde isteyebileceğin her özellik var. Senin çıkmasını nasıl sağlarsın? Seninle çıkmasını nasıl sağlarsın? Aga ya sağlayamadım diye bir şey olsa direkt tıklayacağım. Pencerenin yanında üstüm çıplak şekilde iyice vakit geçiririm. İç vakit geçmeden koşa koşa gelir. Vay anasını, ne özgüven bu kardeş. Ne kadar çok çalıştığımı görünce etkilenecektir. Çarpıcı yeni arabamın da bir zararı olmaz. Hani şu ikinci şıkkın yarıya kadarki, ilk yarıya kadarki olan kısmıyla değerlendirerek nasıl cevabı böyle. Ne kadar çok çalıştığımı görünce etkilenecektim diye. Yani yeni arabada ekstres olsun. Yani evet. Dünya acımasız ve affetmeyen bir yer. Ama bu kadar yol aldın, neden? Senin için acımasız olabilir ama benim için aşırı komik. Çünkü sır olarak saklıyorum. Öğrendiğim gerçeklikler hakkında en ufak fikrin yok. Aa bence aşırı komik ya. Her şey çok güzel. Malkavian klanı tarafından kucaklandım. Malkavian hangisiydi lan? Deli olan abi Ya. ya. Kadının delisi. Delilikten muzdarip olan Malkavian'lar çılgınlıklarını kendilerine şaşırtıcı ve bazen rahatsız edici idrak yetisi sağlamak için kullanır. İçteki ses onlara birinin gerçek amaçlarını söyleyebilir ya da onlara tamamen ihanet edebilir. Arkadaşlar tamamıyla deli olan karakteri oynayacağız gibi duruyor sizlerle şu anda. Açmayı normalde düşünmediğim, hesaplamadığım bir karakterdi ama keyifli olacak gibi duruyor. Evet, oyundaki diyaloglara en eğlenceli olan tür bu. Zaten. Aga ya. Vampirinin nitelikleri ve yetenekleri şimdi belirlendi ve az sonra göreceğin karakter sayfasına girildik. Karakter sayfanın turundan sonra karakterine değişiklikler yapabilir veya olduğu gibi oynayabilirsin. Okey. Evet arkadaşlar, bizim şu anki karakterimizin yetenek ağacı bu şekilde. Şimdi hemen oyuna başlıyoruz.